Herkese merhabalar arkadaşlar. Türev tanımıyla yolumuza devam ediyoruz. Valla her hafta bir fasikül bitiriyoruz. Bize fasikül dayanmıyor. Geldik sırada şimdi türev fasikülüne. Türevin arkadaşlar limit yardımıyla biliyorsunuz tanımlanması var. Giriş kısmı birazcık böyle dertlidir ama ondan sonra güzel bir konudur hakikaten türev. Şimdi size bunu anlatmaya çalışacağız. Ve bundan sonra da tabii ki dersimizde diğer dersimizde şöyle programını da alayım. Diğer dersimizde bu arada hemen bir sonraki gün yani yarın türevin özelliklerinden yardırmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar hazırsanız derse geçelim. Şimdi öncelikle analitik geometrideki bir minik bilgiye ihtiyacımız var. Hemen size söylüyorum. Bakın şimdi mesela bu doğru. Bu y eşittir fx fonksiyonu olsun. Bu doğrunun üzerinde işte atıyorum a virgül şurası da b olsun. a virgül a diye bir de B virgül FB diye şöyle parantezi fazla attım. FB diye bir ta iki tane nokta var. Bunun eğimini nasıl buluyoruz? Arkadaşlar bunun eğimini bulabilmek için Y'ler farkı yazalım. FB eksi FA. Y'ler farkı ki bu dikey farkı karşılar. Bölü X'ler farkı yani B eksi A yaparsınız değil mi? Bak dikkat et aşağıdaki ifade yukarıdakilerin F'siz versiyonu. İşte bunu kullanacağım şimdi. Bunu da götürüp TÜV'e alacağım. Ne diyorsun sen ya? Ortalama değişim oranı diye bir şey söyleyeceğim size. Sevgili arkadaşlar bakın. Bir fx fonksiyonu düşünün. Bu fx fonksiyonunun a, b kapalı aralığındaki ortalama değişim oranını bulacağız. Bunu şu şekilde buluyoruz. Öncelikle a'nın görüntüsünü buluyoruz. a'nın görüntüsü tabii ki f a olacaktır. Bir de b'nin görüntüsünü buluyoruz. Bu da f b olacaktır görüntülerin farkını buradaki değerlerin farkına oranlıyoruz arkadaşlar. Yani şöyle aslına bakarsanız FB'den FA'yı çıkarırsanız yazalım buraya FB'den FA'yı çıkarırsanız bölü A'dan düzeltiyorum B'den de A'yı çıkarırsanız aşağıya da B eksi A gelecek. Bu ifade A B aralığında F fonksiyonunun ortalama değişim oranı oluyor. Aslında bu ifadeyi tanıyorsunuz değil mi? Az evvel size gösterdim ya. Bu ifade A ve B noktalarından geçen bu doğrunun, bu görmüş olduğunuz D doğrusunun eğimi demektir işte ya. He, o zaman bir fonksiyonun arkadaşlar belirli bir aralıktaki ortalama değişim oranı o aralığın arkadaşlar o aralığın oluşturduğu kesenin eğimi demek oluyormuş. Bak bunun bu arada ismini söyleyeyim. Kesen bu arkadaşlar. Bunun eğimi işte ortalama değişim oranı olarak söylenmiş oluyor. Peki AB aralığındaki ortalama değişim oranı A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi olduğuna dikkat edelim demiş miyiz? Demişiz. Buradan geçen doğrudan kastığımız ne? Kesen doğrusu tabii ki. Buna lütfen dikkat. Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım. Şöyle. Bu bir parabol. Parabolün eksi 1 2 aralığındaki ortalama değişim oranını bulacağız. Bak çok basit bir şey yapıyorsun burada. Eksi 1'in görüntüsü olan F eksi 1'i buluyorsun. 2'nin görüntüsü olan F 2'yi buluyorsun ve görüntüler farkı böyle sayılar farkı diyorsun yönü koruyarak. Hemen size f-1 yazayım. Eksi yerine -1 yazarsanız kaç gelmiş oluyor işte burası? E, 3 0 mı gelmiş oluyor? Aynen öyle. Burası 0. F2'ye bakalım. X yerine 2 yazıyorum. 6 10 12 gelmiş oluyor. O zaman burası da 12 olmuş oluyor. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ortalama değişim oranı için f 10 f2'den düzeltiyorum. Şöyle yönünü şöyle ben kendim tayin ettim. F2'den f-1'i çıkaracağım. Aşağıya da bunun felsiz versiyonunu. Yani 2 eksi eksi 1 yazacağım. Peki bunun değeri 12. Ötekinin değeri 0 olduğuna göre. Aşağı indim. Burası da 3 olduğuna göre. Bunun yanıtı 4 mü gelmiş oluyor? Evet. Aslında bu 4 ne demek biliyor musunuz? Bak şimdi. Bir tane parabol var bizim elimizde. Kolları yukarı ve adı da x kare artı 3 tane x artı 2. Bu parabolün işte tepe noktası var. Eksi b bölü 2a'dan eksi b bölü 2a'dan eksi 3 bölü 2'ye eşit. Biz eksi 1 ile 2 arasında. Arkadaşlar eksi 1 sayısının nerededir? Ala eksi bir sayısı buradadır. iki sayısı nerededir? O da buradadır. Biz bu aralıktaki ortalama değişim oranını bulurken buradaki nokta ve buradaki noktadan geçen doğrunun eğimini buluyoruz. İşte bu doğrunun eğimi arkadaşlar dörtmüş. Zaten pozitif çıkmasından sağ yatık olduğunu hem şekilden hem pozitif çıkmasından anlıyoruz. Yani anlayacağınız ortalama değişim oranı eğim demektir. Kesenin eğimi oluyor. <laughs> Peki. Y eşittir fx fonksiyonu a a artı h aralığındaki ortalama değişim oranını bulsana diyor. Nasıl yapıyorduk? Bunun görüntüsünü buluyorduk arkadaşlar. Bunun görüntüsünü buluyorduk. Ne yapıyorduk? Görüntüler farkı bölü sayılar farkı. Hemen yapalım. A'nın görüntüsü F A'dır. Şurasıdır bu arada. A artı H'nin görüntüsü. Bunlar H kadar fazla olduğunu düşünebilirsiniz. A artı H'nin görüntüsü de F A artı H'dir. Şimdi bundan bunu çıkaralım. Bak kimden kimi çıkardığınızın bir önemi yok aslına bakarsanız. Ama yöne koruyaraktan bunu yapmanız gerekiyor şunun da görüntüsünü yazayım f a artı h f a artı h'den f a'yı düşelim arkadaşlar yazıyorum f a artı h'den f a'yı düşüyorum aşağıya ise a artı h'den bak aynı yönlü a artı h'den a'yı çıkarıyorum o zaman buraya da a artı h eksi a diyorum tabii ki bunlar birbirini götürecekleri için ortalama değişim oranı d o diyelim şuna isterseniz şöyle f a artı h'nin görüntüsünden ve A'nın daha doğrusu A artı H'nin görüntüsünden A'nın görüntüsünü çıkarıp H'ye bölmek suretiyle bulunuyor. Bunu bir yerlerden tanıdınız mı? Eğer daha önceden türev konusu dinlemişseniz mutlaka bunu bir yerlerden tanırsınız. Az sonra geliyoruz ya da bir sonraki derste de gelebiliriz bunu artık hangisine denk gelirse. Sevgili arkadaşlar bu nedir biliyor musunuz? Şu noktayla şu noktadan geçen kesenin eğimidir. A bu yazmış olduğum oran tamam mı? Fx fonksiyonunun fx fonksiyonunu bilmiyoruz. Şöyle bir fonksiyon alalım fx. x0 x noktasındaki x0 burası x de burası arkadaşlar. Ortalama değişim oranını bulacağız. Yani şuradan geçen kesenin şu kesenin eğimini bulacağız. Nasıl bulacağız? Tabii ki x'in fotoğrafı fx'tir. x0'ın fotoğrafı fx0'dır. Bu bir sayı olarak düşünebilirsiniz bunu ya da Başka fx0 hani zorunuza gittiyse zorunuza gitmedi tanıdık gelmediyse diyeyim. Tanıdık gelmediyse bunu a olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Peki ne yapıyorum? Sonra şöyle yapıyorum. Görüntüler farkı fx eksi fx sıfır bölü f'siz hallerinin farkı. Bak f'siz halleri x eksi x sıfırdır. Ya da şundan şuna çıkarırsınız değil mi? Dolayısıyla buradan x sıfır x aralığındaki ortalama değişim oranını elde etmiş oluyoruz. Bak burada sürekli şunu vurguluyorum. Yukarıdaki ifade her neyse aşağıdaki ifade onun efsiz hali. Görüntülerinin hesaplanmamış hali. ilk hali diyebiliriz. Yukarıda görüntüler farkı aşağıda sayılar farkı var. Aşağıda 2x artı 4 fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. Bu fonksiyonun eksi 2, 2 aralığındaki ortalama değişim hızı d, eğimi m ise 1, 2, 3 doğru olanları bulmaya çalışacağız. Şimdi bak güzel kardeşim çok dikkatli de bu soruyu. Öncelikle Eksi 2 ve 2 sayılarının nesini buluyoruz arkadaşlar? Görüntülerini. Bakın eksi 2'nin görüntüsü 0. 2'nin görüntüsü takip edin 6. Peki ortalama değişim e, hızını ya da ortalama değişim oranını dememiz lazım burada tabi ki. D yani nasıl bulacağız? 6'dan 0 çıkaralım. Şöyle. 2'den de eksi 2'yi çıkaralım. 2 eksi eksi 2. Aslında şey yaptınız burada. Bakın şurası f eksi 2. Şurası da arkadaşlar F2. Tamam mı? Bu şekilde F2'den F-2'yi çıkardınız. F2'den F-2'yi çıkardınız. Aşağıda da bunların F'siz haline yer verdiniz. Yani şu. Peki 6 bölü kaç elde etmiş oluyoruz? 4'ü. Bu ne demektir? 3 bölü 2 demektir. Doğru mu? 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 geldi. Şimdi hemen geliyorum. Ortalama değişim hızı. Yani tabi burada beklenmedik bir sonuçla karşılaştığım için şurada bir hata olduğunu tespit ettim. Arkadaşlar 2'nin görüntüsü 6 değil 8 olmalıydı değil mi? Aynen öyle. Burayı 8 yapalım sıkıntı yok. Şurası 8 şöyle. E 8 bölü 4'ten kaç gelmiş oluyor? 2 gelmiş oluyor. Yani buradaki D'yi 2 bulduk. Şimdi bu D'yi 2 bulunca bir de eğimine bakalım. Eğim dediğimiz şey Y yalnızken X'in kaç sayısıdır. O da 2'dir. A değişim eğim aynı oldu. E, tabii ki aynı olacak. Yani beklenmeyen durumdan kastım buydu işte. Buranın eğimi 2 çıktığı için bu fonksiyonun herhangi bir aralıktaki değişim hızı 2 olur. Çünkü doğrusal fonksiyon bu arkadaşlar. Şunu unutmayın doğrusal fonksiyonlarda herhangi bir aralıktaki değişim oranı oradaki fonksiyonun eğimiyle aynıdır. Hangi aralık olursa olsun. Dolayısıyla birisi doğru. D sıfırdan büyüktür. Doğru. Sağ olduğu için zaten değişim oranı pozitiftir. Eğim de sıfırdan küçüktür. Yanlış oluyor. Burada cevabımız 1 ve kaç olacaktı? 2 olacaktı. Şurada minik bir baskı hatası olduğu için bunu ben düzeltmiş toparlamış olayım. Şimdi türevin geometrik yorumuna geldik ama tabii ki e, değişim oranına bağlayacağım bu durumu. Sevgili arkadaşlar x0 x aralığını düşünün. Az evvel de konuşmuştuk ya x0 x aralığı. Bu aralıkta y eşittir fx fonksiyonunun değişim oranını nasıl elde ederiz? Tabii ki bunların görüntülerini buluruz. fx0 şurası da fx olmuş oluyor. Görüntüler farkı bakın f(x)'ten f(x0)'ı çıkarırsanız eğer hatta şuraya yazalım burası f(x0)'dır. Burası da aynı şekilde f(x)'tir, değil mi? Görüntüler farkı bölü değerler farkı yani ilk hallerinin farkı. Bu bize neyi veriyor? Ee, buradaki k ke, keseni yazmışlar. Kesenin ne olacak tabii ki? Buradaki kesenin arkadaşlar eğimini veriyor. Bu aynı zamanda ortalama değişim oranı olmuş oluyor. Peki bu orana şimdi dikkat. Bu oranda eğer limit alınırsa ve x değeri yavaş yavaş şöyle x sıfıra doğru yaklaşırsa ne olur? Arkadaşlar x değeri x sıfıra yaklaşırsa bir animasyon yapın zihninizde. Şurayı size daha büyük versiyonda çiziyorum. Bakın şöyle şöyle bir şey var. Burası x sıfır tamam mı? Burası x diyorum ki bu buna giderse ne olur? Sevgili arkadaşlar eğer x x sıfıra doğru giderse buradaki kesenin şu noktası sabit kalır. Fakat bakın bu buraya gelirse kesen hafifçe aşağı doğru kafasını eye 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 ne olacaktır? En nihayetinde buradan geçen bir doğruya dönüşecektir. Gördün mü? Şimdi e hocam ne oldu? Kesen arkadaşlar dikkat ettiyseniz teğet durumuna geldi. Eğer x x 0 olursa tabii ki. Yaklaşma durumunda da p ne olacaktır? Önce şu pozisyon ondan sonra buradan buraya kaydınız. Ondan sonra buradaki pozisyon şuraya kaydınız. Sonra buradaki pozisyon diye diye en sonunda teğet doğrusuna doğru yakın sarsınız. Şimdi bu limit değerini neden aldık biz peki? Söyleyeyim. Hemen buradaki değişim oranının x x sıfıra giderken limitini hesapladık ya. İşte bu görmüş olduğunuz limit bu zaten arkadaşlar kesenin eğimi olduğu için bu limit değeri de nedir? Teğetin eğimidir diyebiliriz. Teğetin eğimi. Yani şu ifade aslına bakarsanız x0 noktasından geçen teğetimizin nesi oluyor? Şöyle çizelim istiyorsanız bu da teğettir. Bu teğetin eğimi olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar bu teğetin eğimine biz anlık değişim oranı diyoruz. Neden? Çünkü x0 anındaki doğrunun eğimini hesapladınız. Bu da anlık değişim oranı olarak gösterilir. Bu ortalama değişim oranı bu aralıkta geçtiği için ortalama eğimdir. Öyle düşünebiliriz. Buysa anlık değişim oranı x0 anındaki değişim oranını gösteriyor. Yani aslına bakarsanız bunun limit değeri x x0'a giderken şu ifade t neyim olduğu için anlık değişim oranı olarak geçiyor. Şimdi hemen uygulayalım bunu. Bakalım. 2 sonsuz aralığından reel sayılara tanımlı bir fonksiyon var. 18 absisi noktadaki anlık değişim oranını buluyor. Bir kere anlık değişim oranı ortalama değişim oranının limit değeriyle hesaplanıyor. Bunun limitini bulacaksın. E önce ortalama değişim oranı bir bulsana Allah aşkına. 18 absisi noktada. Bakın ne yapıyorum? Bu ifade, bu e, şu görmüş olduğunuz köklü ifade böyle bir fonksiyon olsun diyelim ki. Kare kökünün içerisinde x eksi 2. Arkadaşlar biz 18 anındaki limiti bulmaya çalışıyoruz ya. Pardon limiti diyorum anlık değişim oranı. Hemen 18'i buraya atalım. Burada da bir tane x olsun bizim için. Tabii ki öncelikle ortalama değişim oranını bulacağız. Ortalama değişim oranı için ne yapıyoruz? x'in görüntüsü yani fx yazıyorum buraya fx şöyle yapalım. 18'in görüntüsü o da f18. Bunları birbirinden ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Aşağıya da bundan f'siz hallerini yazarsanız yani x 18 yazarsanız bu size ortalama değişim oranını verecektir. Ortalama değişim oranı da buradaki kesenin nesi? Eğim oluyor. Şimdi ben x'i 18'e doğru yaklaştırırsam 18 anındaki değişim oranını bulmuş olacağım. Peki <laughs> x'i 18'e yaklaştırmak aslında limit almak demek değil midir? Evet aynen öyle. İşte bunu hesaplayacağız. Bu bize anlık değişim oranını yazıyorum. Anlık değişim oranını verecektir. Peki hemen fx ifadesi karekökün içerisinde x eksi 2. f18 bakın x yerine 18 yazarsanız 16'nın karekökünden 4 geliyor. Aşağıda da x eksi 18 var. Bunun limitini bulacağız arkadaşlar. 18'deki limitini bulmaya çalışıyoruz dikkatinizi çekmiştir. 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Limit konusuyla bağlantısı tam olarak burası işte. Bu 0 bölü 0 belirsizliğinden nasıl sıyrılacaksınız? Bunun eşleniyle çarpıp bölersiniz. Ya da arkadaşlar iki kare farkından gidersiniz. İstiyorsanız şöyle alalım şurayı boşaltalım hemen. Bunun limitini şöyle hesaplayacağız. Bak şunun eşleniği ne? Tabii ki bunun eşleniği şöyle eksi 4. Bunun eşleniği arkadaşlar buradaki işaret değişirse artı olursa şu x eksi 2 artı 4'tür. Eşlenikle çarpıyoruz ve bölüyoruz ifadeyi. Bu ifadeyi. Aşağıda x eksi 18 var zaten. Şöyle. Ne yapıyorum? Bunu eşlenikle çarptım ve eşlenikle şu şekilde böldüm. İşte görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunun da limitini alırsak eğer belirsizliği az sonra ortadan kaldıracağız. Bakın bu ikisinin çarpımı nedir biliyor musunuz? 2 kare farkının açık hali olduğu için bunun karesi ki x eksi kaç yapmış oluyor? 2 yapmış oluyor. Eksi şunun karesi yani 16. O zaman bu ikisini çarpımı x eksi 18. Aa, şurası x eksi 18 yapıyorsa x eksi 18 x eksi 18 ile gider. Gittiğine göre geriye kim kalmış oluyor? Limit x 18'e giderken yukarıda bir aşağıda eşlenik yani x eksi 2 artı 4 kalmış oluyor. Şimdi bunun limitini hesaplayacağız. 18 yazacağız yerine. Bu da 1 bölü. Şuraya 18 yazmam durumunda kaç yaptı? 4 artı 4'ten 8 yapmış oldu. Yani 1 bölü 8 çıkmış oluyor. O zaman buradaki arkadaşlar ifadenin sonucu 1 bölü 8 çıktı. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Fonksiyona 18 noktasından bir tane teğet girerseniz işte bunun eğimi aslında bulundu arkadaşlar. Bunun eğimi 1 bölü 8 çıkıyormuş yorumunu yapabiliriz. Bu da 18 noktasındaki anlık değişim oranıdır. Şimdi anlık değişim oranı az evvel de gördük ya kesen tık 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 ne oluyor? Teğet durumuna geçiyor ve teğet durumuna geçince o teğetin eğimi anlık değişim oranı oluyor. Tekrarlayalım bu ifadeyi az evvelki ifadeyi. Yeşil fonksiyonu görüyorsunuz. Bunun hemen şöyle bir keseni var kahverengiyle ben yazayım onu kesen. X, X0'a yaklaşıyor. Arkadaşlar şurası zaten F, X0 burası da zaten F, X değil mi? Hemen anlık değişim oranı için ne yapıyoruz? Ortalama değişim oranını buluyoruz. Fx eksi Fx sıfır bölü Fsiz halleri. X eksi x sıfır. Bu ortalama değişim oranı. Peki ben burada x'i x sıfıra yaklaştırırsam yani limit alırsam o zaman ne oluyor? X'i x sıfıra yaklaştırırsam limit alırsam bu oluyor. Buna da az evvel anlık değişim oranı dedik. İşte F fonksiyonunun x sıfır noktasındaki anlık değişim oranına Oradaki türevi ismi veriliyor. Yani biz bunu onluk dönüşüm oranı diye okumayacağız. Türev diyeceğiz buna direktmen. O zaman bu görmüş olduğunuz limit ifadesi türev olarak söyleniyor. Ve türevi f fonksiyonunun üstüne bir tane çentik atarak gösteriyoruz. Yani bu çentik birinci dereceden türev anlamına bir kez türev alındığı anlamına geliyor. O halde arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ifadede ki hemen limitlerin nereye gittiğine bakın x 0 yani fonksiyonun x0 noktasındaki anlık değişim oranını teğetinin eğimini bulduğunuz için bu türev anlamına geliyor. Buradan şu bilgiye de ulaşmış olduk. Teğetin eğimi o noktadaki türev değeridir diyebiliriz. Hemen uygulayalım bunu. Gelin bakalım. Reel sayılarda tanımlı olmak üzere fx fonksiyonunu verdik. x eşittir bir absiz noktadaki türev değerini bulunuz demiş. Bak şimdi türevi bulabilmek için neyi bulman lazım? Anlık değişim oranını bulman lazım. Peki Anlık değişim oranını nasıl bulacaksın? X eşittir 1 noktada. Fx eksi f1 bölü f'siz halleri. Gördün mü? Bu aslında şöyle bir şey oluyor. Bak şöyle. Burası 1. Burası x tamam mı? Şurası f1. Şurası da fx arkadaşlar. Siz şuradaki kesenin eğimini yazdınız şu anda. Şu kesenin eğimi. Bu kesen. Bu kesenin eğimi bu. Kesende. Kesenden tt geçmek için yani anlık değişim oranına geçmek için ne yapmazsınız? Limit almazsınız. İşte bu limiti alırsanız şayet karşınıza f fonksiyonunun bir noktasındaki türev değeri çıkmış olacaktır. Peki o zaman şunu hesaplayacağız kısaca soruyu çözmek için. Hemen bakıyorum. Bir kere x yerine 1 yazarsanız bakın ne oluyor. x yerine 1 yazarsan f1-f1'den 0 1 eksi 1'den o da 0 gelmiş oluyor. İşte bir limit hesabında 0 bölü 0 belirsizliği ile karşılaşıyorsan o çok yüksek ihtimal bir türeve karşılık gelir arkadaşlar. Tabii ki bunun öncelikle değişim oranı olması gerekiyor ki limitinin türev olması e sağlansın. Yani limiti türevi eşit olsun. Bu yüzden her sıfır bölü 0'a atlamayın ama bu bilgiyi vermiş olayım. Limit değerinde 0 bölü 0 çıkıyorsa yüksek ihtimal o türeve bağlı bir şeydir. Türev değeridir arkadaşlar diyebiliriz. Şimdi e 0 bölü 0 çıktı ne yapacağız? Şunu öncelikle x kare eksi 1 bir yerine yazayım. Sonra f1 x yerine 1 yazarsanız f1'i hesapladınız. Kaç çıktı arkadaşlar f1 değeri? Görüyorsunuz 0 çıktı buraya 0 yazdınız. Bölü x eksi 1 gelmiş oluyor. Bunun limitini alıyorsunuz x 1'e giderken. Zaten dikkat ederseniz eğer x kare eksi 1 bölü x eksi 1 limit x 1'e giderken bu 0 bölü 0'dır ya kaldırabilmek için bu belirsizlikten kurtulabilmek için şunu x eksi 1 çarpı x artı 1 diye çarpanla ayırırsınız. Ve problem çıkaran çarpanı lang diye atarsınız. Geriye bu kaldı. Bunun limitini alacaksınız. 1 yazarsınız. Limit değeri 2 gelmiş olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Yani türev değerini bulunuz. Doğru yanıtımız 2 i diye. Türevi biraz biliyorsanız bunun türevinin 2x olduğunu x yerine 1 yazmamız durumunda da sonucun 2 olduğunu bulursunuz. Tabii ki biz onları sonraki etaplarda anlatacağız. Sonraki derslerde anlatacağız. Şimdilik limit ile bağdaştırıyoruz. Gelelim buna. Şimdi tekrarlıyorum. Bu neydi? Bu x virgül şöyle de yazabiliriz. x x0 aralığında arkadaşlar ortalama değişim oranı. Bunun limitini alırsanız eğer yani bu buraya giderse limitini almış olursunuz. Bu da anlık değişim oranı. Anlık değişim oranı o noktadaki türev oluyor. Bakın üstüne çentik var. O zaman bu ifade x0 noktasındaki türev oluyor. Peki x0 noktasındaki türev aynı zamanda tabi anlık değişim oranı olduğu için oradaki teğetin eğimi oluyor. Arkadaşlar bakın dikkat ederseniz bu teğet doğrusu şöyle. Eskiden kesendi bu. Hani şöyle düşünün. Şöyleydi. Bu buradan gidiyor tabii ki. Uzatayım hatta ben onu bir tık şöyle. Şöyle gitti. Bakın bu kesen de eskiden belirli bir aralıkta şurada x olduğunu düşünün. Bu x'i x0'a yaklaştırdığınız zaman bu kesen tık 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 ne oldu? Teğet durumuna geçti. İşte bu teğetin eğimi şununla hesaplandığı için bu da türev oluyor. Yani bir noktadaki türev o noktadan fonksiyona çizilen teğetin eğimi demektir sevgili arkadaşlar. Mesela bu fonksiyona şuradaki bir nokta, bilmiyorum kim olduğunu. Bu noktada x1 olsun sallıyorum. x1 noktasından bir tane teğet girerseniz bu teğetin eğimine de e, m1 derseniz m1 fonksiyona bu noktadan çizilen teğet, teğetin eğimi olduğu için fonksiyonun türevidir o noktada. Yani x1 noktasında fonksiyonun türevidir diyebiliriz. Bakın burada da ne yapmışlar? x0 noktasındaki çizilen teğetin eğimi oradaki türevdir demişler. Yani siz şu mottoyu bileceksiniz. Türev değeri oradaki fonksiyonu o noktadan çizilen teğetin eğimiyle aynı kapıya çıkıyor arkadaşlar. İşte buradan tabii ki birçok yere olayı bağlayabiliyorlar. Şimdi gelelim bu soruya. Yanda y f(x) fonksiyonunun grafiğini verdik sana. Öncüllerden doğru olanı bul diyor. Şimdi bana en kolay gelen şu ama maalesef ki f altının değeri yok şu anda. Bakın f altının değerini bilmiyoruz. Önemli değil. Bundan başlayalım. Veya şunu da daha tanıdık değil mi? F türev 6 3 bölü 2'dir. Arkadaşlar Türkçesini söylüyorum. 6 x eşittir 6 noktasından çizilen teğetin nesidir bu? eğimidir. Tamam mı? Türev o noktadaki teğetin eğimi olduğuna göre burada şunu demeye çalışıyorlar. Fonksiyonu 6 noktasından çizilen teğetin eğimi 3 bölü 2'dir demeye çalışıyor. Bakalım bu teğetin eğimi şöyle teğet yazayım şuraya. Eğimi 3 bölü 2 mi? Bunun eğimini bulabilmek için dikey bölü yatay yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hakikaten 3 bölü 2 geliyor. Yani bu doğrunun eğimi arkadaşlar 3 bölü 2 olduğu için bu doğru da 6 noktasında fonksiyona y eşittir fx fonksiyonuna teğet olduğu için 6'daki türev değeri 3 bölü 2'dir diyebiliriz. O zaman buna tik attınız. Buna geldim. Burada bak dikkat et. fx eksi f6 6 eksi x. Şimdi x yerine 6'yı yazdığın zaman hop 0 bölü 0 belirsizliği çıkıyor. Bu belirsizlikte neyden şüphe et dedim? Türevden. Bu bir türev ifadesi olabilir mi? Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz ifadede yukarıdaki yazanların f'siz halleri aşağıda yazsaydı değişim oranı olacaktı bu ortalama değişim oranı. E hocam ne var ki eksi parantezini alacağız işte haklısın. Bak şimdi ne yapıyorum. Fx eksi f6 bölü aşağıya eksi parantezini alıyorum o eksiyi şuraya atalım. Ne oluyor x eksi 6 oluyor. Şimdi buradaki ifade ortalama değişim oranıdır. Bu ortalama değişim oranının 6'daki limitini hesaplarsanız eğer anlık değişim oranına denk gelmiş olur. Anlık değişim oranı da türev demektir. Yani bu aslında f türev 6 oluyor. Arkadaşlar f türev 6'nın zaten birinci önceden 3 bölü 2 olduğunu bulduk. O zaman şu mavi baloncuklu yer 3 bölü 2 bak bir tane de eksi parantezini aşağıdan aldığım için eksi de olmuş oldu. Yani eksi 3 bölü 2 o halde bu ifade de doğru olmuş oluyor. Hangileri doğrudur diyor. Daha şuna bakmadık değil mi? F 6 4'tür demiş. Şimdi bir kere şuradaki açı tanjant olarak 3 bölü 2'yi verdi ya bana eğim 3 bölü 2. E bu açıda 3 bölü 2'yi vermeli. Şuradaki mesafe 4 arkadaşlar. O zaman buradaki mesafenin kaç olması gerekiyor ki sonuç 3 bölü 2 çıksın? 6 olması gerekiyor. Hemen diyebiliriz ki f altının değeri 6'dır. f altının değeri 6 ise bu yanlış olmuş oluyor. O zaman birinci ve ikinci öncüller burada doğru olan öncüllerdir. Şunu tekrarlayalım. Fonksiyona bir noktadan çizilen teğetin eğimi Arkadaşlar oradaki türev değeri olmuş oluyor. Bunu unutmamak lazım bu konu için çok önemli. Şimdi bakın bu ortalama değişim oranı. Şöyle yaparsanız yani x x sıfıra yaklaşırsa anlık değişim oranı o da türev olmuş oluyor, değil mi? Peki ben burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. X eksi x sıfır yerine yani şunun yerine h alayım arkadaşlar. X eksi x sıfırın yerine h alayım. Bakın buranın değeri h olsun diyelim ki. Peki. Limit için ne kullandık? Yani nerede limit hesaplıyoruz? X, X0'a giderken. X değeri eğer X0'a giderse ne olur? X0 eksi X0'dan H değeri de 0'a gider arkadaşlar. Madem X, X0'a yaklaşıyorsa yani şöyle düşünün. X burada, X0 burada. Bu buraya giderse bunların arasındaki fark değil mi zaten H dediğim şey değil mi? Dolayısıyla bu buraya yaklaşırsa H değeri de nereye gider? 0'a yaklaşır. O zaman arkadaşlar şöyle bir yorum yapabiliriz. Buradaki ifade artık şuna dönüşür. H'lı ifadeye geçiş yapacağım şimdi. Bunun hemen payda kısmına H yazdınız. Buradaki limit artık H sıfıra gitti. Şunun yerine dikkat edin bunu karşıya almamız durumunda. Burayı doldurayım bu arada. X x sıfıra giderken H sıfıra gider. Bunu karşıya almanız durumunda x ne olacaktır? x0 artı h olacaktır. Bakın buradaki x yerine de x0 artı h yazdınız. Ve karşınıza şöyle bir şey çıktı. F x0 artı h eksi f x0 bölü h. Limit h sıfıra giderken. Yine dikkat diyorum. Şu limiti kapatırsanız f'siz versiyon aşağıda yazıyor. Bak f'leri kapat x0 artı h'den x0'ı çıkardınız. Gördünüz mü? Dolayısıyla karşınıza h gelmiş oluyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir fonksiyon var. Bu fonksiyonda işte şurası x0. Burası da x0 artı h. Tamam mı? Bunun görüntüsü ne? f x0. Bunun görüntüsü ne? F x 0 artı h. Ben size desem ki arkadaşlar ortalama değişim oranını bulun bana desem bu aralıkta. Ne yaparsınız? Bundan bunu çıkarsınız. Buyurun. Bundan da bunu çıkarırsınız. Bundan bunu çıkarırsanız h kalır. Gördünüz mü? Bu ifade ortalama değişim oranı. Yani şuradaki kesenin neyi oluyor? Eğim oluyor. İşte bunu buraya yaklaştırmak için h'yi sıfıra yaklaştırmak lazım ki h ortadan kalksın. Bu ifade buna dönüşsün. Tabii ki h sıfıra yaklaştırırsanız bu kesen gitgide gitgide ne oluyor? Teğet durumuna geçiyor. Hatta şöyle çizelim. Teğet durumuna geçiyor. İşte bu teğetin eğimini bulmuş oluyorsunuz. Bu teğetin eğimi de yine bize neyi veriyor arkadaşlar? Türev veriyor o noktadaki türevi. Hangi noktadaki türev? x 0. Bak şu bu noktadaki türevi veriyor sana. Dikkat et ha. O zaman f türev x 0 olarak bunu da tekrar göstermiş oluruz. Ne gerek vardı ki hocam buna ya? Bakın arkadaşlar ikisinden birisi daha doğrusu ikisinden birisi kullanılabilir ama burada aslına bakarsanız özel bir noktadaki değeri yani türev değerini hesaplıyoruz. Buradaysa yani şu ifade ise türevin genel formülünü bize e, ifade ediyor çıkar, çıkarmamıza sebep oluyor. Yani bu özel noktada 3-5 gibi noktalardaki türev değeri için kullanılıyor. Buysa cebirsel olarak ifade etmek için kullanılıyor diye söylemiş olayım. Yani. Şimdi gelin az evvel haçlı versiyonunu öğrendik ya bunların anlamlarını bulmaya çalışalım. F2 artı H'dan f 2yi çıkarmış aşağı bölmüş H sıfıra gidiyor. Hemen bunu zihnimde F'siz versiyonları aşağıda yazıyor mu? Yazıyor. Yani burada H sıfıra giderse 0 bölü sıfır belirsizliği çıktığını söyleyeyim. Demek ki bu ifade bir türev olabilir arkadaşlar. Onu da şöyle düşünürsünüz. 2 şurası 2 artı H. Siz bunu buraya yaklaştırırsanız ne olur? Tabii ki şuradaki teğetin eğimini bulmuş olursunuz. Bu teğetin eğimi de fonksiyonun iki noktasındaki türevidir. Aslına bakarsanız bakın az evvelki ifadede hemen şunu ekrana geri getireyim. Az evvelki ifadede şunun türevi oluyor ya x 0daki türev değeri oluyor ya fonksiyonun demiştik. Burada da aynı durum var. 2'deki türev olmuş oluyor. Yani bu ifade f türev 2 olarak söylenebilir. Buna geldim. Eksi 5 artı h direkt şunu zihninizde kurgulayın. Eksi 5 artı h eksi 5. E bu buna yaklaşırsa ne olur? Eksi 5 noktasındaki Tt dönüşmüş olur. O kesen. O da eksi 5 noktasındaki türev demek oluyor. Bunu da böyle ifade ederiz. Buna geldim. Bakın burada f'siz versiyonlar yine aşağıda yazıyor. O zaman a artı h a. Bakın burayı a gibi. Burayı da a artı h gibi düşünün. Tabii ki h sıfıra giderse a artı h da a'ya doğru yönelir. Ve en nihayetinde buraya doğru varmak üzereyken varınca daha doğrusu değil mi? Ne olacaktır? Teğet durumuna geçecektir. İlk başta kesen olan doğru. O zaman teğet olduğu için de türev oluyor. Türev de burada A noktasında alındığına göre F türev A olarak ifade edebiliriz. Şundan çıkarabiliyoruz olayı. Yani bu yazılımlar aslına bakarsanız özel noktalardaki türevi bulmamız için kullanılıyor. Gelelim buna. ile tanımlı ve türevli bir fonksiyon olmak üzere F fonksiyonundan bahsetmiş... Böyle bir eşitlik verdik sana. Bir de limit verdik diyor. Buna göre F türev 2'yi bana bulsana demiş. Şimdi bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Şurayı ben bir yerden tanıyorum. Bakın burada F'siz versiyon aşağıda yazıyor. Gördünüz mü? O zaman bu bir değişim oranı. Bu değişim oranının limitini alırsanız arkadaşlar. Yani H'yi sıfıra götürürseniz 2 artı H 2'ye yaklaşmış olur. Limitini alırsanız bakın ne oluyor. Limit H sıfıra giderken yazayım şunu. F2 artı H eksi F2 bölü H. Tabii sol tarafın limitini alacağız. Sağ tarafında limitini almamız gerekiyor. Şunun limiti kendisidir. Bunun limitini alacağız. Limit H sıfıra giderken FH bölü H artı limit H sıfıra giderken sabit sayının limiti kendisi olduğu için 2 yazabiliriz. Peki şu kısmı tanıdınız mı bir yerden? Bak vermiş. 1. 1 artı 2 3 yaptı. Peki bu ne demektir? Bu arkadaşlar fonksiyonun 2 noktasındaki türev değeri demektir. O halde diyebiliriz ki F türev 2'yi bulmuş olduk aslında. Kime eşitmiş? 3'e eşitmiş yorumunu yapabiliriz. Bunu tabii ki hemen zihninizde tekrar söylüyorum. Şöyle düşünmelisiniz. 2 artı H var. 2 var. H sıfıra giderse bu buraya gider. Kesen olan şu doğru... Bunun buraya yönlenmesiyle ne olacaktır? Teğet durumuna geçecektir. Bu teğetin aslında eğimini bulmuş oldunuz. İki noktasındaki anlık değişim oranını bulmuş oldunuz. O da türev demektir. Cevabımız buradan 3 gelmiş oluyor. Türevin bir iki tane daha notasyonu var. Bir tanesini gösterelim. Arkadaşlar şöyle. Şimdi fx fonksiyonunun türevini alınca bakın türevini alınca üstüne çentik atıyorsunuz. Bu f fx'in türevi demektir. A noktasındaki türevi için x yerine a yazıyorsunuz. Bu da f türev a anlamına geliyor. Peki bunu başka nasıl ifade ediyoruz? Şöyle fx fonksiyonunun önüne bir d harfi aşağıya da x'e göre türev aldığımıza dair dx yazarsak bu da türev oluyor. Yani bu gösterim aslında f türev x ile aynı kapıya çıkar. <laughs> Neden bu var bu var. Buradaki derivatif türev zaten demek oluyor gavurca. O yüzden kullanılıyor. Zamanla bunu da kullananlar olmuş. İkisi de arkadaşlar bazen sorularda karşımıza gelebiliyor. Söylemiş olayım. Şimdi peki bunu nasıl ifade edeceğiz? İşte bunu ifade etmek için şu görmüş olduğunuz ifadenin hemen yanına bir tane çizgi çekiyoruz. Çok uzun olmayan böyle. Yanına x eşittir a yazarsak bunun Türkçesi x eşittir a da f'nin türevi anlamına geliyor. Yani bu neyi karşılıyor? Bu bunu karşılıyor sevgili arkadaşlar diyebiliriz. Bu bir notasyon. Soldan ve sağdan türev. Şimdi bu da tabii ki türevi limitle ifade ettiğimize göre değil mi? Şöyle bir bakayım ben. Bu da ödülü son, son sayfamızmış. Şöyle anlatayım. Soldan ve sağdan türev şu. Arkadaşlar bakın. Bu yazmış olduğum x x sıfıra giderken f x eksi f x sıfır bölü f'siz versiyon. Bu ne demektir? X sıfırdaki türev demektir. Şimdi bu limitin var olabilmesi için sol limitle sağ limitin ne olması lazım? Birbirine eşit olması gerekiyor. İşte bu yüzden sol limit değeriyle sağ limit değerini bunların yazarsanız bunlar sırasıyla sol türev ve sağ türeve tekabül etmiş oluyor. Yani aslına bakarsanız şöyle limit x x sıfıra giderken sol fx eksi fx sıfır bölü x eksi x sıfır dendiği zaman şunu şöyle yapalım dendiği zaman türev almış oluyorsunuz ancak o noktadaki sol türevi almış oluyorsunuz. Bu soldan türev demektir. Sağdan türev de f türev x0 artı ile şöyle gösterilebilir. Sadece şuradaki üst tarafta bulunan artıya dönüşecektir. İşlem şey daha doğrusu simge diye söylemiş olalım. Yani sol türevle sağ türev değerleri birbirine eşit olunca limitten tanımdan bahsediyorum. Eşit olunca limit var oluyor ve o noktada türev budur diyebiliyoruz arkadaşlar. Sol türev ve sağ türev farklı olabiliyor mu hocam? Parçalı fonksiyonlarda oluyorlar. Dolayısıyla oraya gelince zaten tekrarlayacağım bu mevzuyu. Ödüllü sorumuzla evet dersimizi sonlandırıyoruz. Türeve böylece giriş yapmış olduk. Türevin aslında böyle kulak arkası edilen kısmı burası. E, ne işe yarıyor? Çünkü bir, bir sonraki derste türevin kurallarını öğreneceğiz. Bunların hiçbir önemi neredeyse kalmayacak. Ama e, biliyorsunuz ki AYT'de son senelerde yani ne zaman ne soracaklar hiç belli olmuyor farklı bir dille soru sormak isterlerse limiti de kullanabilirler arkadaşlar. Bu da ödüllü sorumuz. Dikkat edin kendinize görüşürüz. Müzik